kumaşı İtalya'dan gelmiş gelinliğin. Ondan sonra işte duva böyle Fransız'dan teleymiş küpür gibisinden yani. Ondan sonra işte aman yani fiyatı daha fazla olsun diye yapıyorlar bence. Uydur uydur ipedis. İtalyan şeysi bilmem ne neysi. Ben dedim zaten bizim dedim Özür abla var dedim ha. O diker dedim yani daha güzeli bile diker dedim. Yok dedi illa da senin için en iyisi neyse o olsun dedi. Yani benim için en iyisini istiyor gibisinden. Vallahi inanamıyorum Hayri ha. Gerçekten böyle hayal ettiğin gibi evleniyorsun. Yani kalbin de o kadar temizmiş ki Yavuz Yavuz dedin ölmüş Yavuz'u bile geri getirdin. Valla ben de inanamıyorum Medine yani böyle rüyada mıyım? Yani gerçek mi bir türlü anlamıyorum ya. Vallahi çok mutluyum. Ay bana daldık unuttum seni ha kardeşim. Sen ne yaptın? Murat Bey'le konuşabildin mi? Sordun mu yani bir şey dedi mi? Yok yani aramadı beni. Görmedim de. Ama yani ben böyle hani içimdekileri söyledim ya ona. Pişman da değilim yani iyi geldi bana. Neyse sen beni boş ver şimdi Hayri. İyi haberler sen de sen anlat. He güzel haberler ondan sonra... en önemli haberi size vermeyi unuttum. Abla, hani benim üstüme bir şirket yapmıştı bu. Böyle birlikte gitmiştik. Vefat etmeden yani olaylar olmadan önce. Hani bildin mi? Bildim. İşte dedi ki evlendikten sonra dedi onun dedi başına geçersin dedi. İşte Songül ablan da ondan sonra Medine'de hep beraber orada çalışırsınız dedi. İşte böyle birkaç imza var atacak. Sonra hep beraber orada başlarız. İşimiz de var. Ne imzasıymış? Nereden çıktı şimdi bu imzalar? Şey abla işte prosedür gibisinden yani. Sen gördün mü neye imza atacağını? Yok abla birkaç kağıt işte ne olacak yani? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ya ben demedim mi bu işin içinde bir şey var diye? Ya sen ne kadar güveniyorsun ya bu adama, iki gündür tanıdığın adama ya? Ya bu adam seni kullanıyor, ben sana demiyor muyum? Kullanacak, sana attıracak imzaları. Ondan sonra kim bilir o imzalarla ne işler çevirecek? Abla, ben adamla bugün gelinlik bakmaya gittim. Bak, bana yüzük taktı. Beni bu çulsuz halimle niye kullansın bu adam ya bu saatten sonra? Kızım senin kafan hiç mi çalışmıyor ya? Ya sen iki gündür tanıdığın bu adama nasıl bu kadar güveniyorsun sen? Sen bu adamın neler yaptığını unuttun mu? Ben sana sayayım mı? İster misin? Benim kocam öldürdü. Oğluma silah tuttu. Çekti böyle ben araya girdim. Sizi ikinizi zehirledi masalarda. Ya bu adam Yasemin'le birlikte oldu ya. Yasemin. Çıkarı olmasa senin gibi biriyle ne işi olacak ya? Tamam. Yo yo dur Medine dur. Senin gibi biriyle ne işi olur onun diyecektin değil mi? Ha? Benim gibi biriyle ne işi olur? Ben o manada mı söyledim? O manada dedin abla. Herkes zaten o manada diyor. Bir sen dememiştin. Allah razı olsun senden de duyduk yani bu lafı. Zaten sabahtan beri benim adıma bir kere sevinmedin ya. Gelinlik anlatıyorum somurtuyorsun. Sabahtan beri somurtuyorsun ya. Acık bir gül ya ben gülerken. Hayriye, tamam Hayriye. Ya sen bu adama bu kadar mı güveniyorsun ya? Ablanı karşına alacak kadar. Ha? Sen bu adama bu kadar güveniyorsan sen doğruları söylesene. Desene paralar bizde de, onları çaldırdık de, evleniyorsunuz ya. Yani sizin aranızda bir gizli saklı olamaz değil mi Hayriye? Hayriye. Ablam yani senin iyiliğini düşünüyor. Seni korumaya çalışıyor, ondan böyle konuşuyor. Sen şimdi takma bunları kafana yani. Ama ablamın söylediklerini de böyle yabana atma. Bir düşün tamam mı? Çok geç oldu Hayriye, benim şimdi gitmem lazım. Doğmuşa yetişeyim ama yani bir şey olursa beni ara tamam mı? Esma da tabii parayı buldum diye sevinmiş, almış onu oradan. Biz öğrenci düştük tabii peşine. Ondan sonra otele saklamış. Salak o arada çaldırmış yani. Anlayacağım. Para şu anda kayıp. Ben sana söylemek istedim bunu. Çünkü aramızda bir sır, bir gizem, bir yalan dolan olmasın istiyorum. Şimdi hani evleniyoruz sonuçta, bir yuva kuruyoruz. Bilebilir istedim.
Ben zaten biliyordum paranın sende olduğunu. Biliyor muydun? Ama gelip bana anlatman acayip hoşuma gitti. Yani para kayıp şu an hala kızmadın ha? Yani. Ama halledeceğiz bir şekilde. Ha. O zaman yani madem konusu açıldı, hani yuva kuruyoruz falan dedik. Madem öyle yokuş aşağı gidiyoruz. Elimizdeki kartları açalım, eteğimizdeki taşları dökelim ya. Senin öyle bir sırrın, bana söyleyeceğin bir şey, seninle ilgili bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Bilmen gereken her şeyi biliyorsun Ayriye. Tamam o zaman. Ben dedim ablama zaten ya. Ablamla tartıştık da biraz önce. Şey diyor işte bu şirket olayını falan anlattım. O dedi o imzaları dedi senden alıyor dedi. Sonra dedi başka bir şeyler yapar belki dedi seni kullanır dedi. Ondan sonra işte bu Yasemin'le birlikte oldu bu adam dedi. Sana mı bakacak falan dedi. O imzaya tutuldu çünkü orada. Ondan sonra ben dedim ya ben ona güveniyorum dedim. Ya bir de işte tabii seni benim gözümden görmediği için şey yaptı. Kendince seni korumaya çalışıyor tabii. Tabii tabii. Neyse geç oldu sen eve dön istersen. Ben de biraz daha kalan işleri halledeceğim. Ben yanlış bir şey mi söyledim Yavuz? Ayriye. Ayriye. Sen... Sende yanlış olan hiçbir şey yok. Sen... Ben kapıya kadar geçerim seni istersen. İyi hadi geç. Medine, akıllı kızım. Bak ben dün gece sana pirinç okudum tamam mı? Okula giderken bunu şey edersin tamam mı? Al. Sağ ol ablam. Medine, bak kızları okumak kurtaracak. Adamlar değil. Şey abla, şey diyecektim ben sana. Dün senin eve Murat geldi. Biz konuştuk. Şey ben ona ben seni beklerim dedim. Siz beni dert sahibi edeceksiniz. Vallahi de billahi de edeceksiniz. Kızım ben bu sabah simit almaya giderken aileni gördüm. Burada hala kalıyor Murat'ın yanında ya. Hasta falan da değildi. Dipçik gibiydi yani. Sen hala bana ben Murat'ı bekleyeceğim diyorsun. Abla o iş öyle değil. Nasıl öyle değil? Gördüm diyorum. İkinci baharlarını yaşıyorlar. İyileşmiş. Hasta değil. Hala Murat'ın yanında kalıyor. Ne o zaman hala sen bana bu adamı söylüyorsun ya? Abla iyileşmemiş işte. Evet yani çok hastaymış Aylin Hanım. Onun için de evde kalıyor. Ne? Ne hastası? Yani Murat gidip doktora bile konuşmuş. Çok hastaymış. O yüzden yani Aylin iyileşene kadar Murat onun yanında kalmak zorunda. Ya, ama o manada değil. Yani mecbur Murat'ı ben de bekleyeceğiz işte abla. Allah ya. Bak kötülere de bir şey olmaz derler ama oluyormuş demek ki. Abla ben Murat'a söz verdim kimseye söylemeyeceğim diye. Sen de sakın kimseye söyleme tamam? Yok canım söylemem. Ya söyler miyim hiç? Abla, ben aslında sana başka bir şey soracaktım da sen Hayriye ile konuştun mu? Hocam ne konuşacağım? Konuşacak ne var? Söyleyeceğini söyledi o zaten. Ha, abla, yani... Hadi sen şu çayları götür soğumadan, hadi. Songül, ilaçlarımı ver de bir içeyim. Ha, dur vereyim, iç. Ay. Bak, görüyor musun? Gencecik kadına neler olmuş? Yani ihmal etmemek lazım. Hangi gencecik kadın? Kime ne olmuş? Hiç
bakma öyle, vallahi söyleyemem. Ha, bir de tanıdığımız biri, öyle mi? Songül, bak öyle olmaz. Yani ok yaydan çıktı, zehri akıttın bir kere, bunu söyleyeceksin. Biliyorsun Pandora'nın kutusu açılınca, ha? Ha, sabaha kadar susmazsın değil mi? Bak biliyorsun işte. Söyle bakalım, ne olmuş, kime ne olmuş, ismi ne? Benden duymuş olma. Evet. Aylin Hanım çok hastaymış. Ya. Murat'la doktora gitmişler işte. Doktor da söylemiş durumu iyi değil diye. Yapma ya. Ya sorma sorma, işte mukadderat, ne diyeceksin? Bir ayağı çukurdaymış kadıncağızın. Bu arada çok önemli. Bütün bunları benden duymadın. Tabii canım, olur mu? Hasta olduğu için Murat'ın evinde kalıyormuş. İyileşene kadar burada kalabilirsin demiş Murat. Ne diyorsun sen ya? Ama haber kaynağımı sorma, asla söyleyemem. Tamam. Sormuyorum. Yasemin, hoş geldin. Hoş buldum. Aa, sen çıkıyor musun? Evet, işe geçiyorum. Ne kadar güzelmiş çiçekler. Teşekkürler. Aylin içeride mi acaba? Bu çiçekler de ona zaten. Ya öyle mi? Çok naziksin. Tabii tabii, Aylin salonuna geç. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı işler. Hem güzelim, bakayım sana ya. Halısı, şuna bir baksana, ne kadar güzel ya. Benim aşkım. Oh, Murat kim geldi? Ben geldim. Ay canım arkadaşıma bir geçmiş olsun demek istedim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Böyle çok güzel çiçekler getirdim arkadaşıma. Pelincim. Rica etsem sen Nevi uyutabilir misin? Uyku saati geldi ya. Ben de birazdan gelirim yanınıza. Ha, tabii. Çok teşekkür ederim. Gel bakalım, fıstık olalım. Gel bakalım. Anne birazdan geliyor. Ya. Gel bakalım. Çiçeğimizi de şöyle koyalım. Ne oldu? Murat'ı elinde tutmak için şimdi de bunu mu buldun? Ne diyorsun sen be? Yalanını diyorum, yalanını. Neymiş? Aylin çok hastaymışmış da, bilmem neymiş de. Tam da sana yakışan bir yalan ve davranış gerçekten. Ama ben bu oyunu bozarım. Hmm. Elinden yereni ardına koyma canım. Çünkü ben Murat'la tekrar mutlu bir aile olacağım. Ama sen sanırım evinden atılmışsın. Neredeyse acımaya başlayacağım sana Yasemin. Yalnız benim çok sevdiğim bir laf vardır, bilir misin? Son gülen iyi güler diye. Sen sonra kendi haline acıma da. Çünkü ben senin yalanını ortaya çıkaracağım Aylin. Hiç merak etme. Hmm. Kolay gelsin. Çıkarken de kapıyı kapatmayı unutma. Patron, hazırlanmamışsın daha. Bir şey mi vardı hala? Patron yok da. Haddime değil biliyorum ama bu iş sana yaramadı. Ağzında geveleme. Bir şey varsa söyle. Abi, imzaları attırdık. Alacağımızı aldık. Bu düğün işinden vazgeçmek için geç değil, biliyorsun değil mi? Yavuz Bey, peki siz Hayriye Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. O zaman buyurun efendim. Buraya mı beyefendi? Evet, buraya vurun.
Sarıyer Belediyesi'nin bana vermiş olduğu kuvvetli yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Buyurun efendim. Aman! Yetişemedim ben. Yetişemedim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.